Efendim tam 450 bin nüfusta olan Bornova gerçekten mükemmel bir yaşam alanına sahip. Karşıyaka ilçesi İzmir Körfezi'nin kuzeyinde 84 kilometrelik bir alanda kurulmuştur. Yamanlar Dağ grubunun güney yamaçlarını da içine alan Karşıyaka'nın doğusunda Bornova, batısında Çiğli, kuzeyinde Menemen bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1 metre ile 700 metre arasında değişmektedir. Bostanlı, Alaybey, Nergis gibi semtler ovada, Bayraklı, Gümüşbala ve Yamanlar gibi semtler ise yamaç arazilerde kurulmuştur. Gediz Nehri 1870'li yıllara kadar Karşıyaka'dan denize döküldüğü için nehrin yatağı değiştirilince hem körfezin dolmasının önüne geçilmiş hem de ilçe yerleşime açılmıştır. 1876 yılında demir yolu hattının gelmesiyle yamaçlarda yaşayanlar demir yolunun sağ ve soluna yerleşmişlerdir. Karşıyaka'da vapur iskelesinden iner inmez sizi sağlı sollu çiçek satanlar karşılamakta. Burada çiçekler de çok da fazla aslında, pahalı değil. Eğer sevdiğinize bir demet çiçek alıp gönüllerini kazanmak isterseniz de sakın ha ihmal etmeyin. Karşıyaka çarşıyı gezerken bu hanımefendiyle karşılaştık. Psikoloji okuyormuş. Şimdi sen psikolojiden mezun olduğun zaman saat ücreti ne kadar alacaksın? Şu anlık seanslar 1000 lira diyebiliyorum. Tabii o zaman... Aman Allah'ım bir dakika. Şimdi psikoloji danışmanlık olarak sana geldiğimiz zaman sen bizden 1000 TL mi alacaksın? Ya şu an için pek bir bilgim yok ama okuduğum kadarıyla öyle gösteriyor. Sizden o kadar almam, merak etmeyin. Tamam, teşekkür ediyoruz. Seni tanıdığım için efendim tam 4 defa bu hanımefendi normalde bize prova yaptırdı ve en sonunda kameralara da yansımış oldun. Hadi bir el salla bakalım bari. Efendim büyük ihtimalle o güzel kuyruk yağının kokusu şu anda size kadar yansımış durumda. Karşıyaka çarşıda gezerken bu memleketin en meşhur kokoreç ustası olduğunu ifade eden abimleyim. Abim isim neydi? İrfan. İrfan abi en iyisini sen mi yapıyorsun? Evet. Baharatları koyduğumuz zaman da lezzetinden yenmiyor diyorsun abi. Aynen, aynen öyle. İstiyorsan size tattırayım parça. Efendim şu anda ustam görmüş olduğunuz gibi bir parçasıyla şu anda görüntüleri sizlere sunma. Allah! Abi lokum gibi bu. Bu şu anda hazır mı? Hazır. Abi elimizle mi yiyeceğiz? Hemen çatalım. Yok elimizle de yeriz abi. Tamam. Adet öyle mi diyorsun evet abi? Peki efendim. Zaten bu İzmir usulüdür. Bunu da yemek gerekir. İzmirliler nasıl yiyor bunu abi? İzmirliler kokoreçi böyle iri iri yer. Ankaralılar ince kıyım ister. İstanbullular domates biberi ister. Yani her yörenin kendine göre bir şey var. Abi yemin ediyorum değişik. Afiyet şeker olsun. Yani İstanbul'da meşhur bir kokoreçi vardı ama ondan daha iyi yapmışsın. Afiyet şeker olsun. Yani şu anda içinden de aldığımız biraz bismillah diyoruz. Afiyet şeker olsun. Sen bu işi biliyorsun. Afiyet şeker olsun. Efendim Karşıyaka'ya, Karşıyaka çarşısına geldiğiniz zaman ustamı bulun ve gerçekten de bu lezzetlerle bir tanışın. Efendim memleketin belki de en yakışıklı, en karizmatik midyecisini biz yakaladık. Memleket neresiydi? Kesin Mardin değil mi? Mardin. Allah'ım bakın gerçekten de memleketini sormadım ama Mardinli olduğunu anladık. Peki bu Mardinliler bu midyeyi neden güzel yaparlar? Neden güzel yapıyor? Çünkü sevgimizi katıyoruz ve pilavını özene özene yapıyoruz. Yıllardır sevdiğimiz işi severek yaptığımız için yıllardır bu işi yapıyoruz. O yüzden güzel oluyor. Efendim güzel bir midyeyi ortaya çıkartmak için ne gerekmekte?
ne gerekmekte? Şu midyenin kabuğu önemli. İlk başta alırken. Midyenin kabuğu çok önemli alırken. Kırmızı midye, Çanakkale midyesine ya da Karaburun midyesi gelmesi lazım ki etli olması lazım. Pilavı da ayrıyeten evde kendin yapman lazım ki güzel olsun. Hazır almayacağım bir şekilde. Biz yıllardır, 42 senedir buradayız. Babadan kalma burası, Ahmetli oldu. Yıllardır kendimiz yapıyoruz, anne yapıyor. Efendim, çiftlik midyesi normalde kullanmıyor musunuz? Yok, çiftlik midyesi kullanmıyor. Deniz midyesi? Deniz midyesi, evet. Peki risk değil mi? Bazen... Tanıdıklar var, abilerimiz çıkarıyor bize. Ayrı güzel yerden çıkıyor. Yıllardır yani getiriyor. Şu ana kadar iki sene de böyle bir şikayet gelmedi kolay kolay. Etli midye yani, güzel günlük. Size yer su şekilde bir tane ikram edebilir miyim? Efendim, bir adet şu anda denizden çıktığını iddia ediyorlar. Evet. Allah'a güzel. Yemin ediyorum çok iyi. Efendim, Karşıyaka Caddesi'ni gezerken mutlak surette acıkacaksınız. Çünkü gerçekten de mükemmel döner ve et yemekleri yapan insanlar burada bulunmakta. Ustam, sen ne yapıyorsun şu anda? Döner keseceğim. Abi, günde ne kadar takıyorsun? 150. Anam tam 150 kilo efendim, görmüş olduğunuz gibi bu alan içerisinde takıyorum. Elinin lezzeti güzel mi? Bakacağız. Bakacağız diyorsun. Efendim, beyefendi iddialı, elimin lezzetinin de olduğuna inanıyorum diyor ama bakıyoruz efendim. Memleket neresiydi? Kahramanmaraş'ın geçen hafta programı vardı, geldin mi? Bostanlı'da. Yok, gelemedim. Geç çıkıyoruz, gelemedim. Efendim, gerçekten Kahramanmaraşlı olmasının da vermiş olduğu bir yiğitlik var. Gerçekten iyi yapmışsın. Efendim, tebrik ediyoruz. Görüşürüz. Var mı isteyeceğiniz, izleyicilerimize söylemek istediğiniz? Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim, hatırlayacağınız gibi geçen hafta sezon açılmıştı ve Gırgır gemisiyle balık avına çıkmıştık. Ve ne şansımızda ki şu anda Karşıyaka çarşıdayız ve yine bir kaptanla bir aradayız. Kaptanım isim neydi? Muzaffer efendim. Muzaffer abi, sen de kendin mi tutuyorsun bütün balıkları? Yok, ben kendimi tutmuyorum, ben sahada satıyorum. Peki efendim, şu anda sezon hangi balığın sezonu? Şu anda sezon balık palamut, çinekop. Ondan sonra barbun, lüfer, ondan sonra çıpra, deniz çıprası. Abi, gördüğüm kadar aslında fiyatlar şey eskisi gibi de çok fazla yüksek değil. Herhalde düşük tam da abi, şu anda düşük sezonu yaşamaktayız. Efendim, balıkların belki de en güzellerinden bir tanesi şahı kaya barbunu. Peki abi, gerçekten kaya barbunun kaya barbunu olduğunu nereden anlayacağız? Abi, rengine bakıyorsun, rengini anlarsın. Ondan sonra en güzel barbun budur. Lezzetine, tadına, yerken farkına oluyorsun. Efendim, şu anda kalamarları da gördük. Bunlar yavru kalamarlar mı? Yavru. Abi, bunun dolması ne güzel olur değil mi ya? Dolması çok güzel olur. Bak, burada da var. Bayağı buradakiler gerçekten. Efendim, burada çerez, karidesler de var herhalde. Evet, karides var, kalamar var hakiki. Gerçekten de. Oo, maşallah, maşallah efendim. Ne zaman geldi denizden? Bugün geldi. Bugün mü geldi? Abi, bunu hafif hafif yaracaksın. Ondan sonra zeytinyağına bulacaksın. Abi, hayır, dolma değil abi. Atacaksın ızgaraya abi. Abi, at ızgaraya. Ama bak, sodayla marine etmeden atacaksın abi. Abi, yeme de yanında yat. Efendim, bu ustamı, kaptanımı tanıdığımızdan dolayı çok da memnun olduk. Karşıyaka Çarşı'da yılların eskidemediği kaptanlarımızdan birisi. Efendim, hava kararmış olmasına rağmen Karşıyaka Çarşı gecenin saat 12 hatta bazen 01'e kadar bu görmüş olduğunuz yoğun kalabalığı burada yaşamakta. Şimdi Bornova'dayız. Efendim, tam 450 bin nüfuslu olan Bornova gerçekten mükemmel bir yaşam alanına sahip.
Efendim yıllardan beri ekranlarda her zaman şunu söylemişimdir. Sanayide gerçekten para var. Evlatlarınızı ısrarla üniversite okumasını istemeyin. Gönderin sanayide hem otomotiv alanında hem de boya alanında bir kariyer etsinler. Efendim sizce de doğru değil mi? Doğrudur, çok iyi. Şu an zaten eleman sıkıntısı yaşıyoruz ve eleman yetişmiyor. Biliyorsunuz bu işin özü çıraklık, yani çıraklıktan yetişme. Sonradan yetişme olmuyor. Çocuklar okumaya çalışıyor, okuyamıyor da orta terk geliyorlar veya lise terk geliyorlar. Bu sefer daha geç algılama sorunu oluyor. İster istemez yetişmiyor. Bu sektöründe sorunu bu. Çocuklarımız sanayiye geldiklerinde tamam 3-5 sene işi öğrenirken çok fazla yüksek maaşlar almıyorlar ama tabii. İşi öğrendikten sonra bir ustanın maaşı Allah aşkına 15-20 milyardan aşağı mı burada abi? Değil. Memurdan daha iyiler yani söyleyebilirim. Bulunmuş olduğumuz alanda bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlar mekanik anlamda araca mı bakıyorlar? Evet, araca bakıyorlar. Altta süspansiyon kısmında sorunlar vardı, onları giderdik. Süspansiyon kısmı, işte arızalar, sorunlar vardı, onlar giderildi. Fren sistemi giderildi, arızaları. İşte bir takım bakımları falan vardı, onlar yapıldı. Abi nasıl, ben yapabilir miyim? Ne diyorsun? Var mı bende bir? Yaparsınız. Yaparım değil mi? Bugün geldim senin yanına çırak, hemen şu aletleri falan verdiğiniz zaman... Ver. Önce temizlik. Aa bir dakika, önce temizlik mi yapacağız abi? Kesinlikle, parçayı yıkarsınız, işte bir yerleri süpürürsünüz gibi yani. O zaman abi başlayalım mı? Vereceğiniz mi artık bir pas yapacağız mı bir şeyler? Efendim biz bu işe gerçekten gönülden rızalı bir şekilde geldik. Bakalım bizden bir şeyler olacak mı? Hasan iyi gidiyor. İyi gidiyorsun, çok iyi. Abi bakımlarda kalmış. Atlama. Abi ne zaman paydos var ya? Yani memur gibi artık. Sabah 8 akşam 7. Tamam. Çok iyi Hasan. Çok iyi çok. Yoracağım ama zevkli. Efendim gerçekten eğer burada çırak olmayı düşünüyorsanız başlangıç itibariyle elinize sadece bunu vermekteler. Abi şu anda zannedersem mekanik kısmımız bitti. Hemen yan tarafa boyahaneye mi geçeceğiz? Evet, boyahane kısmına geçeceğiz. Şimdi orayı da tanıdık, şey yapalım size. Ya şimdi gezelim. Aracı tamir ediyorsunuz. Ondan sonra artık neresi ezik büzükse burayı mı alıyorsunuz? Aynen öyle. Neresi ezikse burada boyuyoruz. Burası sıkıntılı mıydı abi? Evet, kazalıydı. Ezikti burası. Göçüktü. Doğruldu. Çekişlendi, doğruldu. İşte macunlandı, astarlandı. Boyanacak hale geldi şu an. Görmüş olduğunuz gibi aracın normalde şu kısmı tamamıyla çökmüş. Kazalı bir vaziyetteyken, hasarlıyken bu hale gelmiş. Vallahi mükemmel yapmış. Kazalı kısımları, boyanacak olan kısımlar hazırlanıyor. İşte doğrulacak yerler, zımpara olacak yerler zımpara oluyor. Macunlanacak. Tamamen hazırlanıyor. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Fırında boyatırıyoruz. Boyatılıyor. Abi şimdi normalde geldik. Bu bizim kaportamız hatalı. Zannedersem buraları hatalı. Ne yapıyor burada ustalar? Burayı zımpara yaptılar. Isıtıcıyla düzelttiler bu mesela plastik. Isıtıcıyla düzeltti. Plastik olan yerler ısıtıcıyla veya kaynak oluyor. Sac olan yerler çekişleniyor. Düzeltildi, zımpara yapıldı. Macunlanacak, astarlanacak, boyanacak. Aslında zevkli de bir meslek değil mi? Kesinlikle. Bu beyefendiler ne yapıyorlar burada? Onlar şu an zımpara temizlik yapıyorlar. Onu da boyayı hazırlıyorlar. Jant da boyanıyor. Peki zor mu abi jantı boyamadan önce yapmış olduğunuz bu işlemler? Zor değil, her zaman kolaydır. Diyorsun yılların tecrübesini yaşıyorum ben Hasan burada. Kaç yıldan beri abi zımpara alıyorsun? 35. 35 yıldan beri kaportacı mısın abi? Boyacı. Sen boy... He. Hem boyacı hem kaportacı olmaz mı abi? Kaportacı olmaz. Yani boyacıysa boyacıdır, kaportacı. Ona göre. Peki en çok hangisi maaş alıyor? Yani şimdi ne diyelim ona bunu? Abi veriyorlar mı 30-40 milyar? Yok abi. Tamam. Hadi sende kalsın, sonra bankalar peşinde koşmasınlar, gelsin bize paraları yatırsın diyerekten. Abi siz ne iş yapıyordunuz tam olarak? Boyacıyım ben de. Sen de boyacısın abi. Bu araç bu şekilde. Bir dakika. Böyle bu araç kazalı bu şekildeydi ve bu hale mi geldi? Temizlik boyası yapıldı. Of. Aynen bu şekilde böyle oldu. Daha bu montajdan çıktı. Daha şu an aracın pastası cilası olacak yani.
Nerede boyuyorsunuz, nerede kurutuyorsunuz? Abi normalde bir aracı boyadık, ne kadar zamanda kuruyor? Yani yarım saat, 45 dakikada kuruyor. Aa, o kadar hızlı mı? Yani fırın, yani vereceğin dereceye bağlı yani. 60 derece sıcaklık verirsen... Abi şu elindeki aleti ben kullanma imkanım var mı? Sallayabilirsin, bileğini kullanabiliyorsan atarsın ama kullanamıyorsun. Şu an yaptığın her şeyi de bozabilirim değil mi? Tabii, bir anda? Bir anda bozabilirsin onu. Riskli mi? Riskli. Ben bozarsam tekrar yapman çok zaman alacak değil mi? Komple onu silmem lazım, kurutmam lazım. Peki abi sen yapsan bir izleyicilerimiz görse, şimdi elimizdeki ne yapıyorsun? Şu hemen yama teneri attım kenarlarına, hop. Üst parlaklığı veren zaten vernik, başka vernik, şey değil. Vernik üst taraftaki tabii, değil mi? En üst, altta boya, üstte vernik atıyoruz. Burası cildiye. He, bir dakika, önemli olan iç hastalıklar ama değil mi abi? Yani motor, işte yürüyen vites kutusu gibi yani. Abi cildiye gidelim mi? Ben... Süsleme, cildiye burası. Sen süslüyorsun değil mi abi? Tamam, tamam, tamam efendim. Şimdi gördüğünüz gibi efendim, ustam akşam bana para vermesi için çalışmam gerekiyor. Şu an zımpara yapacağım değil mi usta? Evet. Efendim, mekanik kısmımızı gezdik şu anda. Evet. Boyayı gezdik ve şu anda kaportaya mı geldik? Böyle gidelim. Yani şimdi diyelim, burası ne olmuş bu aracın? Burası ezikti. Aynı zamanda çürük de vardı burada. Bu da komple boyanacak mesela, çürük yerler falan. Çürük yerleri kaynakla tamir ettik. Ezik yerleri de çekişle böyle ısıtarak, çekişleyerek düzelttik. Abi şu anda tam olarak ne yapıyorsun? Kaportadaki göçükleri düzeltmeye çalışıyorum. Abi nasıl düzeltiyorsun? Biz anlamıyoruz bu işlerden. Evet, siz anlamıyorsunuz. Biraz alttan, biraz üstten. O da biraz sanat istiyor. Al bakayım abi. Abi nasıl sanatkar mı? Sanatkardır. İyi bir sanatkar. Evet, kesinlikle. Abi yanmasın. Ateşler, mateşler. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Efendim gördün. Kaç yıllık sanatkardın abi? 44. 44 yıldan beri sadece kaporta ve arabaları düzeltiyorum. Peki ortalama tahminen kaç tane araba elinden geçmiştir şu ana kadar? Vallahi ne diyeyim, 10 bin tane, 20 bin tane geçmiştir. Anam, 10 bin tane, 20 bin tane arabayı... Fazlası vardır, eksiği yoktur yani. Büyük bir beceri, büyük bir başarı, büyük bir ustalık değil mi abi? Kesinlikle, aynen. 10 bin tane, 20 tane vardır çünkü haftada 10 tane araç teslim ediyor arkadaş. Buranın usta başısı bu abi. Usta başısı, evet. İyi mi abi? Kasır. İyi mi? Güzel. Vallahi evet. Tamam. Allah efendim, tam 40 küsür yıllık usta bile beni beğendiyse artık bu akşam abi ekmeği hak ettik. Ekmeği hak ettiniz. Efendim ekmeği hak ettiğimize göre bu bölümün de burada sonuna geliyoruz. Neredeyiz? Ekmek teknikçisindeyiz. Allah gitti. Dur dışarı. Efendim, sanayideki hayatın sadece çok ufak bir kısmını sizlere gösterdik. Özellikle önce mekanik kısmından bahsetti bu değerli abimiz. Dedi ki bu iç hastalıkları uzmanlık alanı burası. Ondan sonra efendim, eğer aracın süslenmesini yani cildiye noktasına gelmek istiyorsanız da önce neresiydi abicim? Önce burası, yani kaporta bölümü. Kaporta, yani kaportayı biraz düzelteceğiz. Estetik. Kaportada estetik de düzelttikten sonra onun da üzerine makyaj atacağız diyor, makyajı. Aynen. Koyacağız diyor, boyayı, ondan sonra da sizi buradan göndereceğiz. Efendim,
aslında bugün çok yorulduk. Ustam, patronum çok çalıştırdı ama gerçekten çok zevkli dakikalar burada yaşadık. Abi öncelikle bizi misafir ettiğinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ya, ziyaretinizden dolayı. Benden nasıl abi? Var mı bir ümit? Var var, ümit var senden. Nasıl? Kaportacı mı olurum, boyacı mı olurum? Hangisi, mekanik mi abi? Seni mekanikçi yapacağız. Mekaniği alacağız. İki şey orada başladın, fikir değişmez. Orada. Tamam. Abi çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zor bir zanaat ve meslek. Ama inşallah çıraklarınız burada bollaştığı zaman daha da yanınızda fazla insanlar, hem güzel insanlar, güzel ustalar yetiştireceksiniz, hem de işiniz birazcık da kolaylaşmış olacak. Efendim bizler bugün burada olmaktan tekrar ediyoruz. Çok mutlu olduk. Eğer sizler de sanayiye girdiğiniz zaman, işiniz sanayide olduğu zaman sadece arabayı orada bırakıp gitmektense bazen bu ustalarımıza birazcık laflayabilirsiniz. Gerçekten de ilginç bir lezzet abi. Öyle. Ama şırdanda şöyle bir şey var. Şırdan her bölümü ayrı bir tadı var. Yani baş kısmı biraz daha sert olmakla, daha etli olmakla beraber sona doğru gittiğiniz zaman daha yumuşak, daha lezzetli bir... O zaman devam edeceğiz. Ha bir de yanında şalgam geldi. Adana'dan mı geldi? Efendim şu anda şırdanımızın ilk tadımını gerçekleştirdik ama 4 tane bölümden
oluştuğunu ustam bize belirtler. Alt bölgeye doğru bizler bir inelim bakalım lezzeti nasılmış. Birazdan tekrar sizlerle şuradaki mumbarla devam edeceğiz. Efendim sıra geldi mumbara. Adana'nın en meşhur, en özel yemeklerinden bir tanesi. Abicim şu anda hangi bağırsağımız bu? Bu ince bağırsağımız efendim, kuzunun ince bağırsağından yapıyoruz. İçerisini yine pirinçle mi doldurdun abi? Pirinç ve baharatlarımız var efendim. Bir de kendi perde yağı var. Ağır değildir. Yani ilave kuyruk yağı vesaire katkı yağlarımız yok efendim. Kendi perde yağıyla pişiyor. Dolayısıyla lezzeti biraz doğrudan oluyor. Aman Allah'ım. Efendim inanmayacaksınız ama ben yine ilk defa deniyorum. Evet, yanlış duymadınız. Bütün yaz sahillerde gezince Anadolu'muzun yemeklerine biraz uzak kaldık ama birkaç hafta sonra Adana bölümünde sizler için orada da ikinci kez lezzet tadımını yapmış olacağız. Şimdi abi bunun yemenin de bir formülü, bir sırrı var mı? Abi bunu elimine yiyeceğiz diyoruz ya, elle tamamen. Zaten inceciklerinden de bir bahsamız, umarımız. Elle yiyeceğiz abi bunu. Hadi bakalım abi. Efendim şırdana göre lezzet anlamında biraz daha hafif ve farklı bir lezzet mutlaka. Eğer İzmir'deyseniz Türkiye'nin birçok vilayetinde mutlaka şahit olacaksınız ama Bilal Usta şu anda İzmir'de en iyi ben yapıyorum diyor. İsme sahip olan Gurbet abi kim vermiş mi sana bu ismi abi? Babam vermiş. Oo maşallah, güzel insanmış o da. Adam onun çevladı, dünyaya gelir gelmiş görmüş. Annem bana hamileyken ev almaya gitmiş. Ben doğmadan doğacak çocuk demiş, ben gurbetli olduğum için adı Gurbet olsun. Abi 13 kardeşimizi. 14. 14 memleketlerisi. Ağrı. Ağrı maşallah abi ya. Peki Bilal abi sen kaç kardeşsin? Ben 3 kardeşim. İyi maşallah. Gurbet gibi ekstrem değilim. Osmanlı döneminde peki havuz var mıydı? Osmanlı döneminde havuz yoktu. Osmanlı döneminde klasik Türk hamamı. Onun haricinde havuz yok. Kılıfık vardı, keselik vardı. Bence abi yani biz, ekleyerek çok güzel abi, yapmışsınız. Geçmişle bugünü harmanlayıp bu hale getirdim. Peki bu yakışıklı abim her gün şu jacuzziye falan giriyor mu? Mümkün değil kardeşim. Ben en son buraya ne zaman girdim hatırlamıyorum. Abi çok iş veriyor. Çok yoğun. Çok yoğun. Abi su nasıl? Sıcak mı? Bakalım mı? Gayet. Vücut sıcaklığında. Aynı şekilde havuz suyu da. Zaten Sağlık Bakanlığı belirlemiş olduğu bir standart var. Sıcaklık standartı var. Biz ona uymak mecbur. Efendim burası ortalama şu anda 75-80 derece. Bilal abi birazdan buhar alacağız herhalde. Hamamdan çıktık, saunaya girdik. Herhalde yukarı eriyerek çıkacağız. Abi sen Allah aşkına burada şu göbeği eritemiyorsan ben spora gelsem de nasıl eriteceğim bunu ya? Abim bana çok iyi bakıyor. Onlar devam var. Bu akşam kebap mı abi? Üstüne bastır abi. Efendim sizler burada kalın, biz çıkıyoruz. Efendim burada 75-80 derecelik saunadan çıktınız, ardından buhar odasına girdiniz. Benim gibi eğer bu şekilde girdiyseniz gerçekten çok büyük sıkıntılara karşı karşıya kalacaksınız. Abim burada ne Allah aşkına bu böyle ya? Şok duşu. Şok duşu. Ne yapacağız abi? Yani şu an girsem sıkıntı olur değil mi? Efendim görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şey yapmışlar. Bunun altına giriyorsunuz, buhar odasından çıktıktan sonra da... Evet, evet. Yapmıyoruz efendim. Normalde buz gibi suyu üzerinize alıyorsunuz. Bu adamlar bu işi en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çay kahve ikram. Çaydan kahveden para alıyor musun? Yok canım, çaylar benim ikramım. Çaylar. Bak ne bindi adamsın abi ya. Kahveden alıyorsun değil mi? Bak saçmalama, öyle şey değil mi? Bak ben ne diyorum? Ben güvenceyim. Kas koyayım ben. Dolapta bir şeyler gördüm. Evet. Böyle aldım bak, abi. Nedir bu abi? Bu tamamen bizim işletmemize has. Bunun içerisinde en ufak böyle nahoş bir durum yok. Tamamen natural. Özel bir atom. Karışımı tabii ki söylemiyoruz, paylaşmıyoruz. Bunun lezzetini başka abi, bir yerde yakalamamız. İçeride en az bir 100 gram fındık var yalnız. Tabii ya. İşte misafirlerimize kıymet veriyoruz. 100 gram az. Bazen 200 gram da yapıyoruz onu. Sen maşallah. Dur, daha bunun üstüne bir de bal ekliyor. Allah. Allah. Gel. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi efendim. %100 çam balını da böyle üstüne gezdiriyoruz da sanki. Şifa olsun kardeşim.
Efendim portakal, greyfurt, bütün lezzetleri ve tatları alıyorsun. Efendim bu güzel tesisi bu insanlar İzmir'de kurmuşlar, oluşturmuşlar, bizi misafir ettiler. Eğer sizin de ayağınız buralara düşerse özellikle spa değil ama mutlaka bu insanları ziyarete gelin. Efendim İzmir'de dolaşırken kanun sesleri bir anda işittik ve gerçekten de çok mutlu olduk ve hemen mekanın içerisine daldık ve inanamayacaksınız ama TRT'nin o mükemmel ve eşsiz kanun sanatçısı Yaşar abimle karşılaştık. Yaşar abim nasılsın, teşekkür görüşmeyeli? Hasan'cığım çok teşekkür ederim. Mutlu oldum sizi gördüğüme. Abi duyuyorum konserler falan durmadan devam ediyor. Ya, aynı anda da özel de konserler veriyormuşsun. Bizim Karyat Sanat Müziği Koro Şefi'yim ben. Karşıyaka'da. 4 Ekim'de bir konserimiz oldu. Çok güzel bir konser verdik. İçerisinde 4 daldan şey yaptık. Pop yaptık, sanat müziği yaptık, batı yaptık falan. Böyle çok güzel bir konserimiz oldu. Abi bütün evlatlarını sanatçı olarak yetiştirdin değil mi? Evet aynen öyle. Benim büyük oğlan var Borno Belediyesi'nde. Öğretmen kendisi, kanun öğretmeni. O da süper bir oğlan. Adana duyduğuma göre oğlan seni geçmiş biraz herhalde. Öyle. Var bir şeyler değil mi abi? Var bir şeyler. Geçsinler inşallah. Bir de ortanca oğlan var. O da süper bir klarnetçi. Mert Sağlam. Kanuncu yetişiyor mu şu an ülkemizde abi? Durum nedir? Valla durumu siz de biliyorsunuz. Yani şu anda... Zor yetişiyor de, değil mi sanatçı? Kolay değil. İşler kolay değil yani. Abi birazdan senden o mükemmel parmaklarından kanun eserleri isteyeceğiz ama bir de efendim gerçekten çok mütevazi, güler yüzü bir beyefendi aslında. Kendisiyle daha yeni tanışacağız. Mekanında işletmecisiymiş. Gerçekten çok güzel bir şey akıl etmişsiniz ve burada kanun getirmekle, kanun çalmak nereden geldi aklınıza? İnsanların oturdukları zaman böyle bir ses ya da müzik eşliğinde bir enerji hissetmesi için böyle bir kanunla müzik eşliğinde, aile ortamında, güzel bir aile içi müzik ortamında güzel bir eşlik olması için kanun getirtmeyi aklımıza geldi. Çok iyi yapmışsınız. Çünkü insanlar şu anda farklı farklı müzikler ile insanları dükkanlarına, mekanlarına çekmeye çalışırken sizleri de ses sanatçısını bulmuşsunuz, mekanınıza getirmişsiniz. Vallahi helal olsun. Evet, Yaşar abimiz sağ olsun çok methettiler. TRT sanatçısı olmak üzere eskilerden tanıdığımız bir abimiz sağ olsun bizi kırmadı, mekanımıza eşlik etti. Müsaade ederseniz ben Yaşar abimi belki yıllardan beri canlı olarak dinleyemiyorum. Peki Yaşar abicim şu anda kendi bestelerinden mi çalacaksın yoksa yine Sezen Aksu'ya mı gideceğiz ya da Zeki Müren'e mi? Hangisine girmek istiyorsan. O zaman mikrofon sende, bakalım bize neler çalacaksın. Tamam, teşekkürler. Efendim o mükemmel kanun sesiyle dakikalarca yerimize duramadık. Kulaklarımız coştu. O kanunu çalan Yaşar amcamın da oğlunu yakalayıvermişken sizlere göstermek istiyoruz. Ve şu anda Türkiye'de Hüsnü Şenlendirici gibi
birçok klarnet ustası yetişmekte. Efendim, Yaşar amcanın evladı olmak güzel bir şey değil mi? Çok çok güzel bir şey gerçekten. Yani doğduğumuzdan beri şanslı hissediyoruz kendimizi. Abi maşallah sizin bütün kardeşler de bir şeyler çalıyor değil mi? Aynı şekilde evet. Kardeşim, abim, hepsi birer müzisyen. Abi babanın yerini kim alacak şimdi? Valla şu anda işte Namık abim gözüküyor. Oo, Namık abi şey çalıyor değil mi? Kanun çalıyordu. Kanun çalıyor o da. Belediyede kendisi öğretmenlik yapıyor. Oo maşallah. Sen de herhalde TRT'de çalıştın. Gençlik korosunda ben de böyle yıllarca konserler oldu. Onlara katıldık. Eğitimimizi tamamladık vesaire o şekilde. Oo maşallah. Peki nereden geldi bu aşk? Ya, küçük yaşta başladık işte. Bir gün filanın sesini duydum. Ben bunu çalmak istiyorum falan deyince... o şekilde bir klarnet aldılar bana. Yavaş yavaş başladık. Bu zamana kadar geldik yani. Gerçekten çok iyi çalıyorsun. Çok İnsanları hem duygulandırıyorsun hem de coşturuyorsun ama Yaşar amca sanki iki tane evladını kanuna böyle yönlendirmiş gibi. Seni yönlendirememiş. Evet. Abim bazen takılır bana. Sen hastanede karıştın gibi. Vallahi abi olabilir mi? Karıştırma ihtimalleri var mı? Bilmiyorum. İki kardeşim de kanun. Ben klarnet. Yani gönlüm bundan yana oldu. O yüzden gerçekten çok güzel bir saz. O şekilde yani. Aslında seni biraz önce çektik yine babanla beraber ama yine bize bir şeyler mırıldansana. Tamam, hemen yapalım. Şöyle. Efendim, bu yakışıklı kardeşimiz şu efsane klarnetinden bakalım bizlere de bir şeyler yine özel çalsın ama. Dünyanın en güzel alanlarından bir tanesini keşfettik ve hemen geldik. Efendim burası Bornova'da Yakaköy'le Çiçekköy'ün tam da arasında olan bir yer ve ormanlığın içerisinde dağın da tam eteğinde mükemmel bir kahvaltı alanı ve bu yakışıklı abim ta Kahramanmaraşlardan gelmişsin evet. Ve buraları nasıl keşfettin de nereden de aklına geldi de kahvaltı böyle dükkanı açayım dedin? Şimdi şöyle söyleyeyim, yaklaşık 15 yıldır ben İzmir'deyim, 25 yıldır da bu işin içerisindeyim. Bayağı bir restoranlarda falan çalışmışlığım var. Ondan sonra Allah nasip etti, böyle bir yer açmayı bize. 2,5 yıl gibi bir zaman oldu burayı açalı. Şu anda da işlerimiz iyi Allah'a şükür. O maşallah. Yalnız efendim birazdan izlerken sizler gerçekten kıskanacaksınız. Ben gerçekten bu abimi kıskandım. Evini hemen restoranın üzerine dikmiş. Bahçe zaten mükemmel bir şekilde ve etraf ormanlık.
gelen geçen gıpteyi de bakıyor ve gören de zannedersem içeri dalıyor abi. Evet, evet doğrudur. Burada gördüğünüz gibi gözlememiz, bazlamamız, içeride kahvaltı sunuyoruz. Serpme kahvaltı. Senle konuşmaya masada devam edeceğiz. Arkamda ablam bir şeyler yapıyor. Bir oraya gidebilir miyiz? Evet. Ve efendim burada Allah'ım. Wow. Ablam sen şimdi ne yapıyorsun burada böyle ya? Gözleme yapıyorum efendim. Oo maşallah. Peki hangi memlekete has olan bir gözleme olacak bu? Tabii ki Kahramanmaraş'a uyuyoruz. Çünkü patronlarımız Kahramanmaraş'ta. Ben de Malatyalı olduğum için onlara uymak zorundayım. Malatyalı mısın? Of. O zaman burada hem Kahramanmaraş hem de Malatya'nın lezzetine bakacağız bu gözlemede. Evet efendim. Ablam var mı incelikleri? Gözleme açarken insanlar neye dikkat edecekler, ne yapacaklar? Anlat bize. Tabii ki ince olmasına dikkat ediyorlar. Güzel pişiyor mu? İçindeki lezzete bakıyorlar. Ona göre yani bize bilgiler geliyor. Peki neyli yapacaksın şimdi sen bize? Şimdi size mantarlı yapacağım, kaşarlı yapacağım. En güzel bunları mı yapıyorsun? En güzel bunlar. Hadi bakalım yap gari de sonra tadını veren bakalım. Efendim ablam maşallah ben hemen birazcık arkalara geçtim. Ablam ne attın şimdi içine sen? Şimdi mantarı serptim ondan sonra kaşarı da üzerine serpiyorum. Kapatacağım şu an. Ha, bol bol atıyorsun değil mi abla? Tabii ki bol atıyorum. Bol atacaksın ki lezzetin görürsün. Biraz da ben kaşar atayım mı ablam ya? Bak tabii, ben bu tabii. Konuda vallahi çok sanatkar bir insanımdır. Herkes bana gerçekten güvenir, inanır. Ve efendim gerçekten ellerimi daha yeni biraz önce yıkadım. Ve görmüş olduğunuz gibi... Usta bir gözlemici olduğumu da buradan anlayabilirsiniz. Ablam şimdi nasıl katlayacağız? Katlamanın da var mı bir mahareti? Tabii ki. Açılmayacak değil mi ateşin yok, üzerinde? Yok, açılmaz. Yaptığımız gözlemede açılmaz efendim. Tırnaklarımıza geçiyoruz onlardan. Ablam vallahi çok da ilginç bir şey çıkarttın ortaya. Sıra dışı bir şey oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sacımızın üzerine atıyoruz. Allah! Şimdi inanılmaz bir şeyle karşılaştık. Efendim burada ablam normalde sobanın içerisine odun attın ama ne odunu bunlar? Valla zeytin kökleri falan olabilir. Maşallah. Efendim biliyorum her hafta ortalama bir tane gözlemici ablaya ekranlara size yansıtıyoruz ve canınız çekiyor. Yazıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz ama şu anda ekranlara çıkarttığımız en uygun fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Lütfen canınız çekerse bir gözlemeyi annenize, ablanıza evde açtırıp rahatlıkla da yapıp sizler de tüketebilirsiniz. Ama ablam gerçekten ortam mükemmel, sen mükemmelsin, Malatyalısın. Burada Kahramanmaraşlı patronlarla beraber çalışıyorsun. Ortaya ikili mükemmel bir lezzet çıkartıyorsun değil mi şu anda? İnşallah öyle olacak tabii ki. Ablamlar da çay içmek için şu anda herhalde buraya gelecekler. Vallahi ortam mükemmel. Ablam şimdi bu kaç dakika burada pişecek? Burada bir 5 dakikaya çıkar. 5 dakikaya çıkacak. 5 dakika çıkar. Ondan sonra yiyeceğiz mi? Bunun tabii. Makbul olanı sıcak sıcak hemen yemek değil mi? Evet. Evet. Tabii ki soğutmayacağız. O zaman biz yavaş yavaş yerimize geçsek de oradan beklesek ne yapsak? Valla artık o kef sizindir tabii ki. Peki niye yağ sürüyorsun? Bu da önemli. Tereyağı eritmişim. Tereyağı değil mi? Gerçek tereyağı ama değil mi abla? Tabii. Valla. Tereyağı. Tereyağını falan oraya koyup sonra tereyağı falan demiyorsunuz değil mi? Kesinlikle yok. Tamam. Teşekkür. Maşallah. Vallahi. Efendim gördüğünüz gibi efendim sizler nereden geliyorsunuz? Ta İstanbul'dan buraya kadar şu anda gördüğünüz gibi abilerim gözleme yemeye zannedersem geliyorlar. Efendim koku gerçekten mükemmel. Ablamı bilin. Of. Ta İstanbul'dan gözlemeye abla. Ablam vallahi benden meşhursun sen yine. Of. Rica ederiz efendim. Efendim bizler yerimize geçelim. Gerçekten mükemmel bir koku. Bakalım lezzet nasılmış. Abi mükemmel bir sofrayı bizim için şu anda hazırladın. Allah razı olsun. Bak vallahi bu konuda hakkını yemeyiz. Abim şimdi sofrada her şey var. Özellikle bize anlatmak istediğin, bu sofrada tanıtmak istediğin ne var canım abi? Şöyle söyleyeyim. Çemen
daha önce de anlattığım gibi Kahramanmaraş salçası, baharatları, krem peyniri kendimiz yapıyoruz. Ama çörek otunu da bak unutmamışsın, üzerine atmışsın abi. Tabii ki o ayrı. Reçel çeşitlerimiz aynı şekilde. Şakşuka. Bir dakika, şakşuka da burada var efendim. Şakşukayı kendin mi yapıyorsun, yenge mi yapıyor? Tabii, doğru söyle abi. Kendimizi ben yapıyorum. Sen mi? Oh, ben abi yapıyorum. Sen de aşçılıktan mı? Tabii ki. Allah. Patates kızartmamış. Kızartmamız doğal. Patatesler kendimiz ait. Tabii ki. Oh, çok iyi abi. Maraş'a özgü yine cevizli sucuk. Cevizli sucuk. Piçimiz, sigara böreğimiz, paçanga böreğimiz, çökelek karışımı, zeytinler de kendi ürünümüz diyebilirim. Dışarıdan alıyoruz ama kendimiz yapıyoruz zeytinleri de aynı şekilde. Yani şöyle söyleyeyim, %70-%75'i doğal. Tamamıyla. Tabii ki semaverde çay. Bakar mısınız efendim? Bakar mısınız? Odun ateşinde semaverde çay mükemmel gözüküyor. Buradan kaç bardak çıkıyor abi? Oradan 15 bardak çıkar. Allah! Tabii peki ki. Vatandaş geldi. Evet. Hani çayı bitti. İlave yapıyoruz. İlave yapıyoruz. Tabii hiçbir ücret almadan ilave yapıyoruz. Kahvaltının içerisinde. Abi sen vallahi bir tanesin ya. Ya Kahramanmaraş'tan gel. Bornova'nın dağlarında, eteğinde, Çiçekliköy'de böyle bir yer aç. Evet. Ama benim anlamadığım, ya bu köyde ortalama 50-60 tane kahvaltıcı tabii var. Tabii ki, tabii ki var. 60-65 tane kahvaltı salonu abi, var. Abi bunlar nasıl ekmek yiyor? Yani müşteriler karışmıyor mu? İşini düzgün yapan ekmek yiyor. Öyle söyleyeyim yani. Yani biz şükürler olsun nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Bize gelen müşterilerimiz de devamlı bunu istiyor. Kendimizi bozmazsanız, bu şekilde giderseniz daha da yükseleceğimizi, yani şehirlere geleceğimizi söylüyorlar. Abi neyden başlayayım şimdi? Hadi bakalım abicim. Neyden gözlemeden başlayayım mı? Gözlemeden. Vallahi içerisine ablam mantar koydu, kaşar koydu, papya biber koydu. İçerisinde olmayan biber varım abi. Evet. Abi elimizle yiyoruz değil mi? Tabii ki. Hadi, bu elle bakıyorum efendim. Çatal bıçağı kenar. Allah. Hadi bismillah diyoruz. Doğrusunu söyle ama. Bak yemin ediyorum efsane. Ben normalde gözlemenin içerisine mantarı yakıştıramam ama vallahi efsane olmuş ya. Harç abi, önemli. Harç, yani, harç önemli. Baharat değil mi abi? Yani içinde içindeki baharatı, içerisine katılan şeyi, kaşarı, kaşar daha. Bir de gördüğünüz ya, el açması, odun ateşinde pişmesi apayrı bir lezzetli. Abi mükemmel. Ben dayanamıyorum. Bir defa daha alacağım efendim. Yemin ediyorum mükemmel. Sanki patlıcan var içerisinde. Öyle bir lezzetli. Hayır, patlıcan anımsatıyor. Patlıcanı da yapıyoruz gözleme. Tahinli yapıyoruz, patlıcanlı yapıyoruz. Peynirli var, otlu peynirli var, Maraş'a özgü patatesli var. Mesela normal patatesli yaparlar ama bizde salçalıdır. Abi ben bir şey fark ettim şu anda. Mikrofon elimde değilken çok rahatmışım. Ama konuşurken mikrofona elini tutmuyorsun ya. O seslerin büyük kulağıyla birçoğu duyulmadı bile abi. Abi ben lezzet tadımına devam ediyorum. Yani şuradaki şu pişiye de bakacağım abi. Abi piş çok önemli. Evet. Vallahi çok önemli abi. Bazıları mayasını tutturamazlar, yani, kabarmaz, yani. Bir şeyler olmaz. Ama İç Anadolu da çok iyi yaparlar. Tabii ki. Tabii. Vallahi çok iyi yaparlar. Eşim yapıyor onu da. Kendisi. Paçanga böreği. Hangisi abi? Paçanga. Evet. Ne var içinde abi? Onun içerisinde de mantar var, pastırma var. Aynı şekilde. Pastırma mı koydunuz? Tabii ki. Vallahi öyle, doğru tabii. Söyle abi ya. Var ya. İçerisine o pastırmanın üzerindeki çemenden falan koyup ortayı karıştırmadınız değil mi? Abi bak. Bakacağız efendim. Efendim bugün farkındasınız çok fazla ürünlerin tadına şu anda bakıyorum. Bu da paçanga böreği. Yani, daha doğrusu nereye ait olan bir börek? Yani bu içini kendimiz hazırladığımız için bize ait. Herkes tamam, ayrı bir aman, şey. Aman boş ver. Efendim tamamıyla Çiçekliköy'deki evet. Bu yakışıklı abime ait. Evet. Yani içini hazır alırsan başkasına aittir. Ama kendin yaparsan kendine aittir. Doğru mu? Gerçekten efsane. Yemin ediyorum. Şu ana kadar yediğimiz kahvaltıların içerisinde ilk
3'e girecek olan bir kahvaltı. Her şeyin doğal ve lezzetli olduğunu burada hissediyorsunuz. Efendim, bugün bizi Duran abiyle Aysun abla misafir ettiler ve gerçekten şahane, mükemmel bir kahvaltı bize sundular. Onları tanıdığıma çok memnun oldum. Ta Kahramanmaraş'tan gelmişler buralarda. Böyle güzel işletmeler açmışlar. Şahsen çok sevindim. Dağın içerisinde, ormanlık alanda 65 tane esnaf gerçekten de yan yana dizilmişler. İnsanlara kahvaltı öğleden sonra mangal keyfi sunuyorlar. Tebrik ediyorum. Mükemmel bir kahvaltı, mükemmel bir ortam. Gerçekten bizi davet ettiklerinden ve bizler burada olduğumuzdan dolayı çok daha memnun olduk efendim. Size sağlık. Çok teşekkürler. Ablam bir dahaki sefere mangala geleceğiz ama. Buyurun gelin. Her zaman beklerim. Hadi çok inşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yine efendim, bekleriz inşallah. Geleceğiz. Efendim sözümüzü aldık. Duran abiden de Aysun ablamdan da bir dahaki sefere mangal yapmaya geleceğiz. Ve bakacağız bakalım mangalları nasıl acaba. Efendim İzmir'i gezerken duyduk ki tam 5 defa dünya kickbox şampiyonu olan Cesur abi İzmir'de yaşıyormuş. Sadece kickboxta şampiyon değil aslında. Baktığınız zaman vallahi birçok maharet, birçok da elinde zanaat var. Ayniyetten de aşiret lideriymiş Cesur abi yanımızda. Abi bunlardan kaç tane aldın Allah aşkına? Bunlardan 5 tane aldım abi. Bir tanesi çalındı, kim çaldı bilmiyorum. 4 tane kaldı. Allah, çok büyük problem. Hemen bulmamız lazım abi bunu. Onu bulacağız inşallah. Bulanlara ödül koyduk. Bu madalyalar, kupalar hepsi bizim birincilik var, ikincilik var. Türkiye şampiyonluk var. Bunların birçoğu da evde. Burada yer almak. Hayır inşallah abi. Yani senin bir bina yaptırman lazım bu ödülleri koymak için. Zaten gelen müşteri ilk başta şey sanıyor. Acaba hani inşaattan gelen ödüller mi falan. Sonra dikkatli bakıyor. Aa diyor, bu adam dünya şampiyonu. Bir dakika, sen hem inşaatçılık yapıyorsun değil mi abi? İnşaat sektöründe 15 yıldır yapıyoruz. Oy maşallah. Konut yapıyoruz, villa yapıyoruz. Ondan sonra otel istenirse otel yapıyoruz şahsi kendisi. Abi maşallah. Vallahi 10 elinde 10 marifet abi. Peki kickboksa devam ediyor muyuz abi? Kickboksa hala devam ediyor. Önümüzdeki ay bir maçım var. Dünya şampiyonluk maçı. Şu elindeki kemer üstüne dövüşeceğiz. Ya geri vereceğiz ya bir tane daha alacağız. Vay, bir dakika, şimdi geri verme de mi var hani maçı kaybedince? Tabii ki bu kemeri ya onun kemerini alacağız ya bizim kemeri vereceğiz. Allah Allah, ilk defa duyuyorum abi ya. Peki onu alınca abi 6. dünya şampiyonu elimizde olacak değil mi abi inşallah? Maç nerede oynanacak abi? Maç ilk defa İzmir'de dövüşeceğim, Menemen'de. Hadi inşallah. Ondan sonraki maçımız Hollanda'da olacak. Bunu kazanırsak tabii ki inşallah Hollanda'da dövüşeceğiz. Hadi bakalım abi. Abi bir de sen herhalde aşiret lideriysin vallahi maşallah. Aşiret reisi şöyle oldu. Babam daha önce aşiret liderliği yaptı. Ondan sonra bize layık gördü. Bizim aşiret üyelerimiz sağ olsun. Ama aşiret üyemiz bayağı bir çoktur. 30 bin kişi yaklaşık. Abi, çok merak ettiğim bir şey var. Ben aşiret lideri büyük ihtimalle olamam. Çünkü herhalde bir sülaleden gelmek gerekiyor değil mi, öyle bir şey? Peki üye olabiliyor muyum abi? Üye olamaz. O aşiretten kendi kan bağları. Abi çok özeniyorum ya. Şöyle var ya, çok isterdim 50 bin kişi, 60 bin kişi bir aşiretin başında falan olayım abi. Bizim gelebilirsin, bizim aşirete iyi yaparız. Tamam abi, geliyorsun zaman. Bak şimdi çok önemli ve hassas bir nokta abi. Senin sesin de güzelmiş abicim. Benim sesim Ahmet Kaya benzetiyorlar genelde. Dinleyeceğiz mi birazdan peki? Dinleriz. Karaoke var, söylerim. Tamam abi, sen bizim yanımızdasın. Karaoke canlı. Her şekilde alırız. Abi nereden geldi ya? Ben anlamıyorum abi şimdi. Bir de ya şeyle başladık. Kickbox'a başladık. Ondan sonra iş adamı. Ondan sonra aşiret reisi. Abi bir de şimdi bir dakika, dizide mi var? Başrolde oynuyorum. 5 bölüm çektik. Kambağa diye bir dizi. Allah nasip ederse ilk bölümümüz bu ay yayınlanıyor. Ondan sonra artık diğer bölümleri çekeceğiz. Sen bir de şimdi dizide mi oynuyorsun? Tabii ana karakterdeyim. Kurtlar Vadisi tarzı bir dizi. Abi bak yemin ediyorum abi, Kurtlar Vadisi'ni hiç kaçırmazdık. Büyük ihtimalle seni de kaçırmayacağız abi. Ya biz Türk milleti olarak biraz sanki böyle abi seviyoruz abi ya. Kırdılı, silahlı milahlı filmleri abi değil mi? Ya şimdi bizim genimizde var, kanımızda var biliyorsun. O yüzden seviyoruz. Güzel bir şey değil ama
Yapacak bir şey yok yani, izleniliyor. Kıyamam ben sana. Abi o zaman şöyle ufak bir nefes alalım. Biz yoldan geldik. Senin burada olduğunu duyunca abi bir uğramadan geçmeyelim dedik. Belki çay ikram edersin, bir şey de ikram edersin abi. Abi ondan sonra bir de sesini dinleyelim be abi. Olmaz mı canım abi benim? Olur olur, bir yemek yerim sonra sesimi dinleyelim. Tamam. Cesur abi adı gibi gerçekten çok cesur ve delikanlı ve çok sempatik bir insan. Bir bakalım bakalım onunla birazcık efendim ara verelim. Yorulduk ta Cesur abi burada olduğunu duyunca geldik. Ve birazdan Cesur abi o güzel sesinle bir de bize şarkı okuyuversin. Çıkar giderim, hesabım kalsın mahşere. Elimi yıkar giderim. Sen zahmet etme yerinden, gürültü yapmam derinden. Parmaklarım üzerinden su gibi akar giderim. Artık sürersin bir sefa, ne cismim kaldı ne cefa. Hikayet etmem bu defa, dişimi sıkar giderim. Bozarımı sandın acıları, belaya atları giderim. Kurşun gibi patlar giderim. Bozarımı sandın acıları, belaya atlar giderim. Kurşun gibi mavzer gibi dağ gibi patlar giderim. Bile her şey bu aşkı yırtar giderim. Sinsice olmaz gidişim, kapı çarpar giderim. Sana yazdığım şarkı sazımdan söker giderim. Ben ağlayamam bilirsin, yüzümü döker giderim. Köpeklerimden kuşumdan yavrumdan cayar giderim. Senden aldığım ne varsa yerine koyar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem üzülme, kafama sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Sıkar giderim. Ezdirmem sana kendimi, gövdemi yakar giderim. Beddua etmem üzülme, kafama sıkar giderim. Vallahi billahi sen bizi götürdün abi ya. Götürdün abi ya. Tam 20-25 sene öncesine götürdün. Vallahi abi mükemmel de sesin var ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ahmet Kaya'ya çok benzetiyorlar.
O yüzden yeni yeni okumaya başladık tabii inşallah. Vallaha devam et. Gerçekten bu sesle çok da iyi noktalara geleceğine ben %100 eminim abi. Abicim çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizler gerçekten çok da huzurlu ve güzel bir gün geçirdik. Çünkü ismi gibi gerçekten cesur olan bir abimizi, bir sanatçımızı, bir King Boxçumuzu bugün tanımış olduk. Bize çok da güzel ev sahipliği yaptı. Birazdan bakalım nerede olacağız. Efendim bu haftaki programımızın burada sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.